5 Haziran, 12 Haziran sevgili takipçilerim, güzel ailem, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Tabii ki herkes kendi burcunu, yükselen burcunu, ay burcunu dikkatli şekilde dinleyerek güne başlayabilir, haftaya başlayabilir diyorum. Sevgili koçlar, Satürn'ün geri hareketi sizin belirsiz giden işlerinizle alakalı daha net, daha belirgin, daha doğru noktayı görmeniz gerekiyor. Görmediğiniz takdirde iş yerinizde, iş alanınızda ciddi krizlere açık olmamız gerekiyor. 12 Haziran'da da Venüs, Uranüs, özellikle iş problemi, ciddi kaoslar, işten çıkartılma, iş sıkıntılarınız varsa yepyeni bir başlangıç için, yani 12 Haziran'da gerçekleşecek bu kavuşum sürprizlere, yeniliklere açık olmanızı da uyarıyor. Ve ilişki olsun, iş hayatınız olsun, sizin daha motivasyonunuzu arttıracak. Özellikle kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız, değişmesini istediğiniz birçok noktada huzursuzluklar var ve bu noktalar çözülmeyeceği için yerinizi daha sağlam bir şekilde sessizce beklemenizi öneriyorum. Alternatif iş ve uzun süredir haber beklediğiniz noktalarla ilgili bu hafta daha geri hareketler sergileyebilir, ama umudunuzdan, ama beklentinizden asla vazgeçmeyin. Eninde sonunda orası size doğru geçiş sağlayacak. Devlette çalışanlar için özellikle kurum değişimi, mekan değişimi, yer değişimi ile ilgili kararlarınız var. Cesaretiniz yok. Çünkü sistemde bazı karışıklıklar sizi fazlasıyla ürkütüyor. Bence de yavaş yavaş kalsın, yerinizi kontrol etmenizi öneriyorum. Serbest ya da kendi işini yapanlarda, bu ara anlaşmalarda ortaklı ya da yapacağınız projeler size farklı kazanç ve farklı evrelerin aydınlanmasına yardımcı olacak. Siz kendinize ait bulmak istediğiniz birçok şey için ortak ya da kendi işinizle ilgili fırsatları gözden geçirmeniz lazım. Çünkü yeni anlaşmalar, yenilikler ekonomik hayatımızı da daha çok güçlendirecek gözüküyor. Aman unutmayın, sizin hayatınıza dokunduğunuz her şeyde yenilik gerçekleşecek. Sadece cesaret ve korkularınız, kaygılarınız çok ön planda olacağı için devamlı bir panik halimiz var. Gerekiyorsa bunun için yoga, meditasyon, enerjimizi daha sağlam noktada bulmamıza yardımcı olmanızı öneriyorum diyorum. İlişkiler konusunda özellikle uzun soluklu giden ilişkilerimizde istenme, tarih, söz, nişan belirleme evreleri söz konusu olsa da daha kendi içinizde çözemediğiniz sıkıntılarınız var. Acele etmeyin, birbirinizi doğru tartın, ondan sonra bu kararı vermeniz uygun. Geçmiş ilişkilerinizin geri dönme ihtimali çok yüksek ve çok hareketli gözüküyor sevgili koçlar. O yüzden içinizdeki aşkın, uhdenizin yarımlığı neyse bununla yüzleşmek ve size şifa gibi gelecek. Hadi hayırlı olsun. Ama evli çiftler, özellikle çalışan evli çiftler için biraz iş yerinizdeki gerginlik devam etse de ev içerisindeki gerginliği geride bıraktık. Birbirimize daha anlayışlı, daha hoş bir vakit ve birbirimize kaliteli evre içerisindeyiz. Özellikle çok çocuklu ya da iki çocuklu olan çalışan çiftlerimiz için, çocuklarınızın eğitim ve lise sınavları ile ilgili endişe yaşıyorsanız hiç korkmanıza gerek yok. Gayet başarılı. Özellikle çocuklarınızın işte şuraya mı yazdırayım, buraya mı yazdırayım, küçük çocuklar olan evli çiftlerimiz için, evet, o çocuklarımızın görsel zekaları kuvvetli. Bir an önce onun ekip, yani yaş gruplarıyla hareket etmesi onların gelecek hayatı için daha enerjik ve keyifli olacak gözüküyor. İlişkisiz olanlar, aşk yaşamı, bu ara tanıştırılma, sürpriz ilişkiler, sürpriz diyaloglar, sosyal medya, yakın çevrenizle alakalı diyaloglarda hareketler var. Şimdiden hayırlı olsun. Yalnız boşanma kararı veriyorsanız ve bu ara bu konuda net kararlar içerisindeyseniz, çocuklar için biraz geri adım atmanız gerekiyor. Ekonomik olarak da kendinizi bu noktaya hazır hissetmiyorsunuz, ama kurtulmak ve özgürlüğünüze kavuşmak istiyorsanız biraz daha çocuklar için sabretmeniz lazım. Boşanmalarınız, tarihleriniz yakın. Mümkün olduğu kadar her iki tarafta yıpranmadan bu olayı çözmesi gerekiyor diyorum. Dedim bile. Ev hanımları, bu ara en çok evinizde elektronik eşya değişimi kararı, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, ne kadar elektronik maşallah, yani biraz daha acele etmeyin. Bu ara saat merakınız olabilir. Kendinize saat almayı, mücevher almayı, bu ara enerjinizin çok fazla böyle parlak şeylere merak olduğu gözüküyor. Hadi hayırlı olsun. Bu ara ev kirası ve ekonomik anlamda zorlanan sevgili koç burçlar için ailenizin desteği, yakın dostlarınızın desteğiyle birçok şeyi aşacaksınız. Merak etmeyin diyorum. Yalnız sevgili
sevgili koçlar, sağlık olarak özellikle enfeksiyonlar, bağırsak enfeksiyonları ve ishal sorunumuz olabilir. İhmal etmeyin diyorum. Çocuklarımızın eğitimiyle ilgili gerçekten odaklanmaları ve onların hayatına güzellikler getireceğini ve bu hafta onların altyapısını güçlendirirseniz başarılı bir hayata geçiş sağlayacaklarını korkmanıza gerek yok. Çünkü onların yakında üniversite sınavları, lise sınavları çok da hareketli. Hadi kolay gelsin diyorum sizlere. Sevgili boğalar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Emeğe saygı lütfen. Sevgili boğalar, özellikle 5 Haziran'da Satürn'ün geri hareketi başladığı için bazı iş konularınızla alakalı çözümsüz gördüğünüz birçok şeyde daha rahat, daha keyifli aşmalar yaşayacaksınız. Ve kariyerle alakalı mesela geçmiş 2018, 2017, 2019 yıllarında yaşadığınız krizlerle tekrar karşı karşıya kalabilir. Bu zorlukların mücadelesini verseniz de sonunda sizin için akıcı ve seri bir şekilde aksilikler olacak. Ama aksilikleri görmek ve toparlamak sizin elinizde. O yüzden şimdiden uyarayım. Uyardım bile. Evet, özellikle finansal konularda çözemediğiniz bazı sıkıntılar bizi çok fazla yoracak bir dönemde. Ödenmesi gereken krediler, borçlarınız ya da almak istediğiniz kredilerle alakalı noktada fazlasıyla tedirgin ve korkularınız var. Aslında çok rahat bir geçiş sağlayacaksınız ve bu geçiş hem toparlanmanız için hem de daha sistemli bir evre hayatınızda kalıcı olacak gözüküyor. Korkmanıza gerek yok uyarısı veriyorum, verdim bile. Özellikle kurumsal ve kariyer devlette çalışanlar için iş alanınızdaki zorluklar olsa da siz kendi başarınızı, kendi odaklandığınız noktada ciddi anlamda başarı ve rütbeniz, konumunuzla alakalı beklentilerle ilgili alacağınız duyumlar sizi mutluluk yaratacak. Ama sizin birden tatil heyecanınız var. Kendi tatil hazırlığı, yani bu ara böyle tatile gitmek için biletler hazırlandığı gözüküyor. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Yeni iş ve iş kurmak isteyen sevgili boğalar için de güzel fırsatlar var. Ortaklı ya da yapacağınız projelerde altyapıyı doğru güçlendirdiğinizde kendinize çok daha keyifli süreçlerin oluşumunu sağlayacaksınız. Geçmiş iş yerinizde öfkeniz, bitmeyen travmanız, iş mahkemenizle ilgili yakın dönemde mahkemeleriniz söz konusu olabilir. Ertelense de davalar sizin için olumlu. Eğer uzun süredir işsizseniz sevgili boğalar, 12 Haziran'da Venüs-Uranüs kavuşumu gerçekten iş hayatınızla alakalı eksik ne varsa, işsizseniz, para sıkıntınız varsa birçok noktada finansal anlamda sizi çok güzel destekleyecek ve bu desteklenmeyle birlikte krizlerinizi çok rahat çözeceksiniz. O yüzden endişe etmenize gerek yok diyorum. Bu ara bir de ortaklı işler yapan ve ortağınızla alakalı yaşadığınız krizleri biraz daha çözmeniz gerekiyor. İş alanımızda yenilikler ve yenilenmesi gereken noktaları da artık görmemiz lazım. Çünkü iş alanında gerçekten bir dağınıklık var. Bunu toparlamanızı öneriyorum. Çalışan evli çiftlerimiz ya da flört eden çiftlerimiz için özellikle eşinizin iş değişimiyle ilgili beklenen sürpriz haber geldi. Ve yurt dışı ile alakalı bağlarla ilgili de olumlu süreçler var. Bu olumlu süreçler artık sizin yurt dışı kapınızın da rahatlığına doğru gerçekleştirecek. Bu ara hamilelik ya da hamilelik döneminin kararını veren sevgili boğalar için evet şimdiden bebeğiniz hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Size bereket ve aydınlık getirsin. Geçmiş ilişkilerle alakalı yaşadığımız sorunlar tekrar gündemimize gelecek. Bitti de düşündüğünüz ve bir türlü bitiremediğiniz ve yarım kalan ilişkinizle alakalı yüz yüze konuşma, sertli konuşmalardan da uzak durmanız gerekiyor. Bu ara aşk arayan sevgili boğalar için evet biraz daha sabırlı, biraz daha temkinli, biraz daha duygularınızın tamir olmasını istiyorsunuz. O yüzden acele değil, ruhun şifalanmasını, enerjinizin şifalanması taraftarısınız. Bu da size gerçekten doğru adım atmanıza yardımcı olacak. Güzel şeyler yani. Hem geçmişler dönüyor hem de siz doğru insana doğru hareket sergileyeceksiniz. Bir de ilişkisi uzun süredir olanlarda da ailevi sorunlar yokken kendi aranızdaki çekişme, isteklerin bitmemesinden kaynaklı kırgınlıklar yaşayabilirsiniz. Ve bu ara düğün telaşı, söz nişan telaşının çok yoğun olacağı bir haftayı da gösteriyor enerjiniz. Mümkün olduğu kadar yakınlarımız ya da kardeşlerimizle ilgili evlilikler güzel ve keyifli gelecek. Ama rakip gibiyiz maşallah. Bu rakip enerjisinden çıkmanız lazım. Bu ara ev hanımları özellikle
komple evin her noktasını hijyen temizliği içerisinde almaya karar verdiniz. Avize dev işi, elektronik eşyalar değil de avizelerimiz, prizlerimiz ya da pimapen ya da pencerelerle alakalı değişimlerin kararı içerisindesiniz. Evet, enerjiniz için gerekli. Bu ara bir de araç satımı ile ilgili net bir karar. Çocuklar arasındaki yaşanacak haksızlıklar ve tartışmalar yorucu olabilir ve o ailemizi bunlar yorabilir. Sevgili ev hanımları, evet, pimapenler, camlar, pencereler yapıldı ama kendi içinizdeki mutsuzlukları çözmeniz gerekiyor. Çünkü uzun süredir kendinize ait enerjiden çok yorgunsunuz. Sevgili gençler, eğitiminizde başarılısınız. Özellikle yapmak ve hedeflediğiniz noktalarda aydınlığınız var. Yurt dışı planınız varsa da hayırlı olsun. Sağlık olarak özellikle mide asitlerimiz, bel ağrılarımızı ve kusma, yani devamlı içinizden böyle yediğimiz her şeyi kusma gibi sıkıntılar yaşayabiliriz. Mümkün olduğu kadar düzenli ve sağlıklı beslenelim efendim. Hoşçakalın. Sevgili İkizler Burcu, abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Tabii ki Satürn'ün geri hareketi hayatımızdaki değişmesini istediğiniz birçok şeye damga gibi vuracak. İş değişikliği, yeni nokta, yenilenme, ilişki değişikliği ve hayatımızdaki ters giden her şeyi görme ve iletişimle alakalı yaşadığımız aksilikleri daha doğru ve net bir şekilde ifade ederek yolumuza bakmayı gösterecek. O yüzden mümkün olduğu kadar hayatınızdaki tekrarlar geride kaldı. Siz kendi tekrarınızı geride bırakıp hayata dümdüz bakıp hedef ve kotaladığınız her şey için büyük başlangıçların zaferine erişeceksiniz. Yani hiç İkizler Burcu değişir mi diyorsanız, değişken olan ikizler her zaman değişir ama siz iş ve kariyer hayatınızda farklı bir boyut atlamak istiyorsunuz. Kendinizi daha net noktalarda ve hedeflediğiniz noktalara doğru adımlarınız doğru. Yani hayatınızdaki her şey geride kalıyor. Kendimize ait yolculuğumuza başlıyoruz. Ve bu yolculuk özellikle yurt dışı, şehir dışı, işinizle alakalı seyahatler ve oluşturmak istediğiniz birçok kapının fırsatı ayaklarımıza denk gelecek. Yani siz eğer aksilikleri geride tuttuğunuz takdirde başarı ve ünvan, konum, mertebe ve beklentilerin çok fazla rahat olacağı bir noktada olacak. İşinizle alakalı eğitimler, yurt dışı ile ilgili bağlantılar ve oluşturmak istediğiniz her noktada çok rahat bir akış sağlayacaksınız. Çünkü şöyle bir durumumuz var. 12 Haziran'da Venüs-Uranüs kavuşumu olduğu için hayatınızla ilgili mahvettiğiniz, kırgın olduğunuz her şeyi affedeceksiniz. Ben hani hayatımı insanlara bağışlamışım. Benim artık kimseye bağışlayacak Allah'tan başka kimsem yok deyip gerçekten de büyük enerjilerde yer alacaksınız. Özellikle sanatsal, sosyal medya, bu alanlarda başarı ve odaklanmak istiyorsanız, yazmak, kendi kitabını yapmak, blog yazarlığı yapmak istiyorsanız çok güzel aydınlanmalarınız söz konusu olacak. Bunlar da size kendi gücünüze güç katmanıza fayda edecek. Yurt dışı ile ilgili iletişim bağlarınızın daha çok yoğunlaşacağı, iş gereği seyahatlerinizin daha artacağını uyarıyor. Özellikle kurumsaldaysanız yer değişimi, konum değişimi ile ilgili güzel haberlerin ve hatta bulunduğunuz noktada maaşınızla ilgili beklentiniz varsa bu başarı sizin eliniz, sizin emeğiniz, sizin emek enerjiniz. Hayırlı olsun diyorum. Bu ara ev almak kararı içerisinde olan sevgili ikizler için gözünü kapat. Çünkü hayal ettiğin ev senin için hayırlı ve uğurlu olacak gözüküyor. Çalışan çiftlerimiz için de özellikle hanımınızın devletle alakalı beklediği bir evrak varsa olumlu, eşinizinle alakalı da başka bir kuruma geçme ya da başka bir kurumsalda yol almak istiyorsanız başvurularınız gayet olumlu. Sivillerinizde net çözümler söz konusu olacak. Çünkü burada kendimi daha iyi gösteremiyorum, daha başarılı noktaya geçmek istiyorum diyorsanız güzel aydınlanmalarınız hayatınızda var gözüküyor. Yalnız işsizseniz ve iş problemi yaşıyorsanız artık adım atmak sizin elinizde. Hiçbir noktayı beğenmediğiniz için uzun süredir iş konularınız hep yarım kalıyor. Hadi siz kendi yolunuzu bir belirleyin ve ışığınızı yansıtın diyorum. Kariyer hayatınızla ilgili değil de ilişki hayatımızda özellikle yurt dışına yerleşmek, karı koca ilişkimizle yol alacağımız yolculuk bizim yaşam kalitemizi ve alanımızı komple değiştirmemiz ve bu değişiklik bizim artık nerede yaşayacağımızı belirlememize yardımcı olacak. Bu ara toprak alımı, toprak satımı ve hayatımızla ilgili ne almak istiyorsak verimli. Bu ara evdeki her şeyi değiştirmek isteyebilirsiniz. Koltuk, yatak odası, yemek, özellikle yemek masası ile ilgili sıkıntısı olan sevgili ikizler,
Yemek masanız hayırlı olsun. Bu da sizin enerjinizi. Bu ara hayır bağışı yapacağız. Sadakamız. Çocuklara, yaşlılara, sokak hayvanlarına bir hayır enerjimiz var. Bu hayır sizin bedeninize de şifa gibi gelecek. O yüzden güzel. Bu ara kendi ürettiğiniz her şeyi hayata, kendi markanızı yaratabilirsiniz. Bunda da büyük bir başarı var. Aşk konusunda gizli görüşmeler, flörtöz ruhlarımız, gizli gizli enerjiler var. Aman dikkat edin, açığa çıkacak. Özellikle evli çiftlerde böyle bir kriz varsa açığa çıkıyor. Bu tehlikeli ve bu tehlikeli bir ciddi anlamda sıkıntı yaratabilir sizin hayatınızda diyorum. Bu ara çalınma, yani paranız çalınabilir, evinizde bir şeyiniz kaybolabilir, dikkatli olun diyorum. Sevgili gençler, kendinize odaklan ve çözüm bulmanız lazım. Mutsuz ruhunuz, hiçbir şeye konsantre olamama enerjinizden çıkmanız lazım. Başarınız sizin elinizde, unutmayınız ki diyorum. Sevgili ev hanımları, koltuklar, masalar değişti ya, diz ve kemik, sırta vuran ağrılarımız ve eşimizle aramızdaki krizler ve ailevi krizleri çözmeniz lazım. Bu da sıkıntılı. Bu ara tüp bebek ve tedavi deneyen sevgili ikizler, hayırlı olsun diyorum. Sağlık olarak özellikle diz, kemikler ve baş dönmelerimiz ve tansiyonumuza dikkat etmemiz lazım. Sevgi ve mutlulukla kalın. Sevgili yengeçler, abone olmayı, yorum yapmayı, takip etmeyi, emeğe saygı duymayı unutmayalım canlarım. Evet, Satürn'ün geri hareketi sizin hayatınızda aksilikler tekrar gözden geçirmenize gerek yok. Siz ne istediğinizi, evet, zorlukları, mücadeleyi çok uzun süredir, özellikle 2017 ve 2019 yıllarındaki krizlerinizi çok iyi bildiğiniz için artık kendinize ait alanı daha kontrollü ve daha konforlu yaşamak istiyorsunuz. İşinizle ilgili uzun süredir çözümsüz olan birçok şeyde doğru dönemi iyi değerlendirdiğinizde güzel başarılar, kendinizi ispatlayacağım enerjiler fazlasıyla var gözüküyor. Ama sizin korkularınız, hani kendimi ifade edemiyorum, kendimi yanlış anlatıyorum dediğiniz enerjide siz bambaşka bir kimliğe bürünüyorsunuz. Sizin aslında kimliğiniz doğru. Siz sadece odaklanmakta korkularınız olabilir. Odaklanın ve başarın diyorum. Venüs-Uranüs kavuşumu gerçekleşecek 12 Haziran'da. Bu da yakın dost ve yakın çevrenizle alakalı beklenmedik güzel olaylar. Bu alanda da Satürn'ün zor açısı ilişkiler konusunda sizi çok fazla yıpratsa da siz ne yapmak istediğinizi ve nasıl dostluk kurmak istediğinizi çok iyi biliyorsunuz. Yeni aksiyon almak, işinizde kendimin daha üstün seviyesine geçmek. Bunlar için yöneticileriniz ve bulunduğunuz noktadaki birçok insana gözünüzü karartmış gibi ben bu noktada olmam dediğimiz planı doğru yaptığınızda başarınızın önüne kimse geçemeyecek. Yalnız bulunduğumuz ekip arkadaşlarımız, yakın dostlarımızla ilgili güvendiğimiz gizli düşmanlarınız çok fazla var. Bunlara dikkat edin. Ayağınızı kaydırmaya çalışan ve sizi çekemeyen ve devamlı gözünü sizi çaktırmadan süzen insanların bol bol mesela ayaklarınıza tuz koyabilirsiniz. Enerjinizi değiştirmeniz için size yardımcı olacak diyorum. Bu ara kredi kartı, vergi, sigorta konularımızla alakalı da gündeme gelecek mevzuları çok rahat bir şekilde halledip daha dingin bir enerjiye geçiş sağlayacaksınız. Eğer ki kendi işinizi yapıyorsanız, kurumsala geçmek istiyorsanız alternatif teklifler var. Bunları gözden değerlendirebiliriz. Farklı bir ülke ve farklı bir alan, farklı bir şehirden iş beklentimiz varsa çağrılmalar, yüz yüze görüşmeler ve bu görüşmelerin sonucu sizin için hayırlı ve olumlu olacak gözüküyor. Bu ara eğitim kariyerinizle alakalı yapmak istediğiniz ve yarım bıraktığınız birçok şeyi de artık tekrar gözden geçirip bunları tamamlama kararı içerisindesiniz. Kendi işini yapanlar, özellikle tek başınıza kendi işinizi yapıyorsanız bulunduğunuz alanın enerjisi çok yüksek olacak. Güzel kazançlar ve borçlarınızla alakalı çok rahat bir ödeme söz konusu. Taşınmak, ev taşımak, bu ara iş yeri taşımak, bu yoğunluğumuz çok fazla olacak. Kalbinize doğru giden ve doğru enerjiyi bulacağınız anahtarınız da hayırlı olsun. Çünkü uzun süredir taşınma konumuz gündemdeydi. Bu da sizin için iyi gelecek. Ev içerisinde badana, boya,
Yani maşallah ev koku, renk kokusu içerisinde gözüküyor. Bu ara ev renk cümbüşü var. Evinizin enerjisi de bu konuda iyi gelecek diyorum, dedim bile. Devlette çalışıyorsanız, devlet özellikle askeri alan, polis, devlet, savcı, hakim yana bu alanlarda ani yer değişimleri ve görev değişimleri söz konusu olacak. Bu biraz bizi yıpratabilir. Aile içerisinde cezası olan ya da hapiste olan kim varsa bu dönem büyük bir oluşum ve ona büyük bir rahatlık söz konusu olacak. Dava düşebilir ya da suçsuzluğu belirlenebilir. Böyle bir oluşum var gözüküyor hanemizle ilgili noktada. İlişkiler konusunda birebir güvendiğiniz ve inandığınız, sır verdiğiniz kişi kimse ilişkinizi bozacak. Dikkatli olunuz efendim. Evli çift ve çalışan evli çiftlerimiz için eşinizin iş krizi ve işten çıkartılma gündemi söz konusu olabilir. Ve bu konuşmalar devamlı ev içerisinde olduğu için gerginlikler yaşanıyor. Sakin olun. Hemen yeni bir iş kapısı hayata geçiş sağlayacak gözüküyor. Yani sizin eğer devlet dairesindeyseniz, öğretim görevlisiyseniz kendi üst eğitiminizi yapmak isteyebilir. Finans ya da insan kaynaklarındaysanız dil eğitimi alma gibi fikirlerimiz söz konusu olabilir. Sevgili gençler, aşk konusunda kalbiniz çok acıyor ve artık acı çekmek ve ağlama krizlerini geride bırakırsanız tanıştırmalar, renkli ilişkiler, size mutluluk verecek keyifli enerjiler var. Gözünüzü dört açın diyorum. Bu ara ciddi olan ilişkilerde ters evreler söz konusu olabilir ve birbirimizi incitmek üzerine kaprisler yapabiliriz. Birbirimizi seviyoruz. Hiçbir ertelenme yok. Sizde mutluluk var. Boşuna birbirinizi yıpratmayın efendim. Çünkü siz birbirinizi seviyorsunuz. Ev hanımları, ev badana boya dediğimiz olaylar ve çocuklarınızla alakalı gergin ve iletişim kopukluğunu çözmeniz lazım. Yoksa çocuklarla bayağı bir uçurum var. Bunu çözelim. Bu da iyi gözükmüyor. Onların eğitimiyle ilgili onları zorlamak, onları yıpratmak ve aynı şekilde siz de yıpranıyorsunuz. Bu ara aksiyet durumlarımız, panik atak enerjimiz çok fazla var. Mümkün olduğu kadar bir psikoloğa ihtiyaç duyabiliriz. Ya da yoga, meditasyon, spor size iyi gelecektir. Yalnız şeker ve genetik yapımızda üreme organlarımızla alakalı sıkıntılarımız olabilir. Kontrol ettirelim efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın. Aslanlar nasılsınız? Nasıl geçiyor? İnşallah güzel bir hafta, keyifli bir hafta sizlerle birlikte olur. Hemen haritanızı şöyle gözden geçiriyorum. Sevgili aslanlar, abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Evet, 5 Haziran'da Satürn'ün geri hareketi başladığı için hayatınızdaki aksiliklerle ilgili bir pürüzün değil, sizin neye karar vermek istediğinizle alakalı aksilikler çok gündemde olacak. Çok kararsız noktalarınız var. Her şeyi bilen bir enerjiniz var. Her şeye adapte olmak istiyorsunuz. Haklısınız, kıvrak zekanız, enerjinizin çok yüksek olmasıyla, ama işinizle ilgili başka noktalara adapte olurken riskleriniz var. Mümkün olduğu kadar bulunduğumuz işi doğru görerek, işe konsantre olarak oluşturmamız gerektiğini uyarıyor. Ve 12 Haziran'da Venüs-Uranüs kavuşumu yeni iş ortaklığı noktalarımız, çözmek istediğimiz finansal konularımızla alakalı sürpriz gelişmeler, yatırım yapmak, iş ortaklığı konularımızın daha yoğun gelişmelerde ve size mutluluk vereceğinin uyarısını gösteriyor. Yalnız iş imkanlarını büyütmek anlamında, yani Venüs-Uranüs kavuşumu 12 Haziran itibariyle geçeceği için iş alanımız, mesela ortaklı iş yapıyorsanız büyük bir alana geçmek, kurumsal bir alanla alakalı yöneticilerle ortak bir bağımız varsa alanı daha genişletmek, devlet kurumundan daha büyük bir kuruma geçmeyi temsil eder. O yüzden bunları görerek doğru adım atarsanız size güzel fırsatları harekete geçmek, berekete geçmek, aydınlığa geçmeyi gösteriyor. Hadi bereketiniz, aydınlığınız bol olsun diyorum. Kurumsal anlamda, bu özellikle insan kaynakları, finans anlamında çalışan sevgili aslanlar için çok güzel değişimler ve sürpriz seyahatler size mutluluk verecek. Özellikle ihracat alanı, yurt dışı bağlantılı ihracat projeleriyle alakalı çalışan sevgili aslanlar için yönetimde çok güzel değişim ve bu değişim sizin de değişmenize yardımcı olacak gözüküyor. Denizler arası, mesela denizcilik, deniz işiyle uğraşıyorsanız uzun yolculuklar ve planladığınız beklenmedik yolculuklarda size ekstra kazançlar fazlasıyla oluşum yaratacak. Yalnız iş mahkemeniz varsa, iş hayatınızla alakalı noktada
uzun süredir çözemiyorsanız avukatınız ya da dosyanız hep geride kalıyor olabilir. Yeni bir avukat tutarak bu alanı aşmanız gerekiyor. Uzun süredir işsizseniz ve bu konuda hala umudunuz yok ben tahammül edemiyorum diyorsanız 14 Haziran Yay burcundaki Dolunay özellikle kendi yurt dışı ve hayatınızla alakalı noktayı çok iyi tetikleyeceği için mümkün olduğu kadar o tarihe kadar başvurularınızı yapın ve bu süreçten çıkmanız gerektiğini uyarıyorum. Kendi işinizle alakalı yer değişimi, alan değişimi düşünceniz varsa yeriniz doğru ve burayı daha renkli ve daha keyifli yapabiliriz. Kafe, restoran işiyle uğraşanlara çok güzel kazançlar var. Korkmanıza gerek yok ama burada yatırımlar, toprak yatırımı, toprak üzerine organik tarım düşünen, çiftçilik ya da hayvancılık düşünen ya da yapanlar için güzel kazançların altyapısını oturtacağız. Yani iyi bir süreç. Dil eğitimi düşünenler için özellikle Fransızca, İngilizceniz var. Fransızcayı güçlendirmek, İtalyanca ve Çince düşünceleriniz varsa, Çin dili düşünceniz varsa bunlar için doğru başlangıç ve yapmanızı öneriyorum. Çalışan evli çiftlerimiz için de özellikle hanımınızın yolculukları sizi yoruyor olabilir. İşten çıkmasını istiyor olabilirsiniz ama onun konum ve mertebesi iyi. Lütfen mümkün olduğu kadar ona karışmayalım. Sizin işinizde pürüzler var. Bunu çözmeniz lazım. Bu ara yeni işe başlayacaklar için de hayırlı olsun. Kalıcı iş kapınız var gözüküyor. Aşk konusunda bekleyeceğiniz ilişki, söz verdiğiniz ilişki askere gidebilir, uzun yolculuğa gidebilir. Aramızda soğukluk ve mesafeler bizi yıpratabilir. Ama aşktan asla vazgeçmeyin. O sizin doğru kaderiniz. Hiç aşık olamıyorum ve ilişkilerim hep yarım kalıyor diyenlere de yakın bir iş arkadaşınız, çevrenizden desteklenecek bir ilişki size güzel bir aşka, inanca gerçekten mutluluk yaratacak gözüküyor. Ve şunu demek istiyorum. Evliliği ters giden ve bir türlü düzeltemeyen sevgili aslanlar ilişkimizi düzeltiyoruz ve birbirimize sımsıkı sarılıyoruz ve bu da iyi olacak. Unuttuğunuz vergi borcunuz, unuttuğunuz kredilerinizle alakalı da uzun süredir planlıydınız. Bu ara aksilik yapıyorsunuz. Bunları da bir an önce toparlamanızı öneriyorum. Sevgili ev hanımları, çalışmayan, evet çalışmak istiyorsunuz ama kendinize göre bir nokta bulamıyorsunuz. Valla el işi yapın, mantı satın, yetenekleriniz var, kurslara gidin. Yani bu kurslarla kendinizi geliştirin ama bu ara mutlaka yüzme kursu alın. Çünkü vücutta yağlanmalarınız var ve vücut enerjisi iyicene yıpranmaya başladı. Özellikle ortaokuldan liseye geçecek çocuklarınızın başarısı var. Ve üniversiteye giden sevgili gençler eğitiminizde ve başarınızda bir sıkıntı yok. Lütfen odaklanmanızı istiyorum. Bu ara böyle ilişki bir soğuk bir sıcak tavırları bir ara bu ilişkide ara verebiliriz. Renkli bir enerji ve özgür kalmak isteyebilirsiniz. Ama yine eski ilişkinize döneceksiniz. Bu özgürlük kısa sürecek gözüküyor. Sağlık olarak özellikle dikkat etmeniz gereken şöyle söyleyeceğim fıtıklar yani karın fıtığı, mide fıtığı, bel fıtığı, boyun fıtığı noktalarımız biraz sıkıntılı olabilir. Bu ara mümkün olduğu kadar bol bol yürüyüş yapmanızı öneriyorum. Sevgiyle kalın efendim, hoşça kalın. Sevgili Başaklar nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. 5 Haziran'da Satürn geri hareketine başladı sevgili güzel Başak Burçları. Bu sizin ayrıcalığınız, sağlık konularınız ve sağlığınızla alakalı geçmişte yaşadıysanız aynı noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlık sizin için önemli ve bu konuyu ihmal etmememiz gerektiğini uyarıyorum. İş çevrenizde bu ara çok hareketli ve çok yoğun bir süreciniz olacak. Yeni insanlar, yeni tanışmalar, yeni organize olduğunuz konular gayet hareketli ve keyifli ve bu keyif sizin güçlenmenize ve işinizdeki başarınıza odaklanmanıza yardımcı olacak. Bence artık hataları geride bıraktınız, zorlukları geride bıraktınız. Daha temkinli, daha emin, daha kararlı bir noktadasınız ve çözümsüz hiçbir şeyin olmadığınıza karar verdiğiniz için ekip arkadaşlarınız, bulunduğunuz yöneticiler ve kurumsal alandaki aksilikler yavaş yavaş dengeli ve güzel bir noktaya doğru gidiyor. Ve sizin de sınıf değişimiyle ilgili, yer değişimiyle ilgili ve ayrımcılık konularınız yavaş yavaş geride kalıyor. Kendinizi daha sağlam noktanın adımlarını atmaya doğru ilerliyorsunuz. Devlette iseniz devlet kurumuyla alakalı aksilikler gündemde olabilir. Denetim, kontrol ve sert ifadeler ve uğraşmalar ve iş çevrenizdeki insanların sizi çekemeyen yönü mobbing uygulaması yapıyor olabilirler. Lütfen yer değişim için başvurun. Yoksa burada eziyet kampındasınız. Hadi şimdiden dikkat etmeniz gerekiyor. 12 Haziran'da Venüs-Uranüs kavuşumu gerçekleşecek. Evet bu daha çok yurt dışı yolculuklarınız, şehir dışı yolculuklarınız ve eğitim konularınız
hayatımızla alakalı daha net eksik olan noktalarımızı iyileştirmeyi temsil ediyor. Hatta ve hatta aile işiniz varsa, ortaklı iş yapıyorsanız daha kazançlarınızın büyüyeceği, yurt dışı ile ilgili bağları oturtmakla ilgili fikirleriniz ve mesela web sayfası yapıp bunu tanıtmak, Instagram sayfanızı büyütmek, sosyal ağlardan gelecek ek kazançlarınızı daha doğru noktada görmenize yardımcı olacak. Bu da size en azından işinizle alakalı keyif verebilir. Ortaklı iş yapanlarda tartışmalar, kaoslar ve uzun süredir çözemediğiniz konular ve 2020'den yaşadığınız krizler tekrar gündemimize gelebilir. Ve aynı konular, aynı tavırlar artık bu ortaklı sürecin uzun süredir sizi rahatsız etmesi ve kuralların ters gitmesi sizi yıpratıyor olabilir. Artık bu ilişkide yol ayrımı kararı vermeniz lazım. Kurumsaldan farklı bir kurumsala geçmek istiyorsanız yakın geçmiş iş arkadaşınız size öyle bir iyilik yapacak ki istediğiniz ve hayal ettiğiniz iş kapısı size sürpriz gibi geçiş sağlayacak. Eğitim konularınıza merak sarabilir ve çocuklarınızın eğitimiyle alakalı ortak kararlar verip çocuklarımızın yurt dışı bağlarının altyapısında oturtmak isteyebiliriz ve burada faydalı olmayacak. En azından yurt dışında kendini kurtarsın planları içerisinde konuşuyorsunuz. Türkiye çok güzel noktalarda olacak. Çocuklarımız eğitimi yurt dışında alsın, Türkiye'ye gelip Türkiye'yi şahlandırsın diyorum sevgili Başaklar. Bir de bu ara kendinizle alakalı rahatsız olduğunuz konularınız var. Mesela baş dönmeleriniz, tansiyon prokuralize, diş ağrılarınız, diş eti iltihaplanmalarınız var. Bir check-up vakti geldi diyorum. Aşk konusunda ilişkimizle güzel giderken dedikoduya maruz kalmak değil de birbirimizin dedikodusunu, geçmiş konuları konuşurken ilişkinizin geçmiş ilişkisine kafaya takabilir, gereksizce ilişkiyi yıpratabilirsiniz. Geçmiş geçmişte kaldı, size ait zaman ve sizinle geçirdiği zaman kıymetli, bunu bilmeniz lazım. Aşık olmak isteyen sevgili Başaklar, aşk kapınıza çin çon çon çalıyor ve bu aşk size şifalanmanıza ve evliliğe doğru gidecek bir ilişkinizin. Ama şöyle söyleyeceğim, bunu çok tesadüf yollar, iş arkadaşımız, yakın dostlarımız ve yolda giderken tanıştırılma gibi sohbetlerle başlayıp aman benim tipim değil deyip çok tesadüf bir yerde tekrar karşılaşıp bu noktada enerjiniz oluşacak. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Evli çiftlerde özellikle boşanma konuları daha yoğun bir telaş sardı. Mutsuzluk, yorgunluk ve bazı yalanlar yıpratmış olarak gözüküyor. O yüzden de burada bir anlaşma noktamız var ama pazarlıkta zorlanıyoruz. Yasal süreçler avukatınız çözmesi lazım. Birebir ilişkide mutsuzsunuz gözüküyor. Güzel evliliği güzel giden çiftlerimiz, özellikle şunu söylemek istiyorum size. Bu ara çocuklarınız ve seyahatleriniz ve şimdiden sanki tatil seyahati ve güzel enerjinizi dağıtıp onlarla keyifli sohbetler yaratmak istiyorsunuz ama sizin eviniz küçük ve büyütmek istiyorsunuz. Bununla ilgili evinizin satış ve büyük bir ev araştırmasındasınız. Hayırlısıysa evinizi alacaksınız. Hiç korkmanıza gerek yok. Köklerimize ait miras ve müteahhite gitmesi gereken bir mal konumuz var. Bu da size ekstra kazanç ve hayal ettiğiniz eve geçmenize yardımcı olacak. Bu ara ayak bileklerimiz, kemiklerimiz, kemik hassasiyetimize dikkat ve kas sıkışmalarımız var. İhmal etmeyin. Sevgili gençler, eğitiminizle alakalı hiçbir problem yok. Siz kendinize odaklanın yeterli. Ev hanımları abarttınız her şeyi. Yani o dolaplar boşaltılıyor, bir yandan her şey yıkanıyor. Rica ediyorum evi bir sakinleştir. Eviniz o kadar kalabalık ki sakinleşmeye ihtiyacı var. O kadar gereksiz eşya var ki. Hadi bu eşyaları atalım. Hep yeni sade bir düzene geçiş sağlayalım diyorum. Sevgiyle kalın efendim, hoşça kalın. Sevgili teraziler, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Evet, saçlarım uzadığı için şekil vermiyorum. Kuaförüm istemiyor şekil vermeyi. Bunu başta söyleyeyim. Abone olun, yorum yapın, beğenin diyorum. Sevgili teraziler, aşk hayatınız, hobileriniz ve özellikle bu Satürn gerilemesinde tekrar gelecek insanlar, af dileyecekler, özür dileyecekler, yalvaracaklar, sürpriz gelişmeler, spora kendinizi verebilirsiniz. Yani inanılmaz derecede kendinize ait eksiklikleri bulmak için doğru bir döngü. 12 Haziran'da ve Venüs Uranüs kavuşumu iş hayatınızla alakalı ortak, prim, kazanç, sigorta, eşinizle alakalı gelirler, ortaklı olaylar, ortaklı miraslar gündeme gelebilir. Bu da sizi daha böyle güvende hissedebilecek bir haftayı temsil ediyor. Yani başlangıçları temsil ediyor. Şimdiden dikkatli olalım.
Kurumsal ya da kurumsal bulunduğunuz noktada yer değişimi bekliyorsanız imkansız. Bulunduğunuz noktada değişim gerçekleşmeyecek. Siz yerinizde huzursuzlukları mümkün olduğu kadar tutun ve işinize adapte olun istiyorum. Devlette çalışıyorsanız devletle alakalı beklentileriniz, prim ve para konularınızla alakalı aksilikler ve yer değişim konusunda haksızlıklara uğrayabilirsiniz. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız ve kendi işinizi büyütmek istiyorsanız sürpriz yatırımcılar, sürpriz gelecek oluşumlar size ekstra güven ve tazelenmenize yardımcı olacak. Yapacağınız ortaklık sizin büyümenize, fırsatların açılmasına, kendinize daha verimli noktada güçlendirmenize yardımcı olacak. Evde çalışan sevgili teraziler artık bunaldım, ben evden çıkmak istiyorum. Çocuklar, koca, ev, anne, baba dediğimiz daha biraz daha evde işiniz devam edecek ama kendinize ofis sistemini, gittiğiniz ofis sistemini ve hareketi özlediniz, hak veriyorum ve bu yüzden de kilo almaya başladınız. Mümkün olduğu kadar düzeninizi bu noktada kontrol etmemiz gerekiyor. Sağlığımızda kilolar risk evresinde dedim. Ortaklı iş yapan ya da ailenize ait ortaklı işleriniz varsa güzel kazançlar ve alanı daha büyütmek, daha fırsatları yaratmak istediğimiz ekstra bilinçli hareketler sergileyeceğiz. Bu değişimimize güç katmanızı sağlayacak. Yeni proje yapmış olduğumuz üniversite arkadaşlarımız ya da eski iş arkadaşlarımızla projelendirmek istediğimiz çok güzel bir oluşum var. Bu oluşum, eğer doğru altyapı kurarsanız gerçekten siz başarı ve marka yoluna gideceksiniz. Bu spor alanında spor merkezi kurabilirsiniz ama altyapısı güçlü ve seri olacak ve bu isminiz ve namınız yürüyecek gözüküyor. Bu ara sanatsal yetenekleriniz, spor faaliyetiniz, resim, atölye kurslarınız çok renkli gözüküyor ve bu enerjinizi devam ettirdiğiniz zaman kendinize küçük bir butik bir sanat eseri yer açmak istiyorsunuz ya da sporla alakalı oluşumlar yapmak istiyorsunuz. Gerçekten keyifli olacak. Bu ara estetik yönümüz, enerjimiz çok yüksek. Ay saç dökülmem var, yok kaşım, botoks vaktim geldi diyebilir ve bunlarla uğraşabilirsiniz. Ama mide operasyonu geçirecekler şu an riskli olarak gözüküyor. Mümkün olduğu kadar hani zayıflama operasyonu niyetiniz varsa şu dönem bu uygun değil. Dikkat etmenizi öneriyorum. Çünkü enerjiniz buna müsait değil. Evli çiftler arasındaki yaşanan krizler yavaş yavaş toparlanmaya başladı ve evliliği toparlamak, güvende tutmak, tekrar şans vermek istiyoruz. Ama mahkemesi devam eden sevgili evli çiftlerimiz için çekişmeli ve zorlu bir özellikle buradaki kadın, ben kocamı asla boşamam, bu zafer benim olacak diyorsanız o zafer sizin diyorum. Ama işinizin sizinle hiçbir bağı yok, bunu bilmeniz gerekiyor, ona göre hareket edin diyorum. Bu ara yurt çocuklarınızın eğitim konularıyla ilgili tartışmalar, kavgalar, acayip derecede seksli konuşmalar çocuklarımızı yıpratıyor. Evde nefes terapisti alarak çocuklarımızın eğitimine destek olabiliriz. Bu ara aşk rüzgarları geçmiş gelecek, bu ara aşk enerjinizin çok fazla olacağı için renkli kıyafetler, kıyafet dolabımızı değiştirebiliriz. Renkli kıyafetler içimizin çürümüş halini çıkartıp daha renkli bir enerjiye gireceğiz. Bu da bize iyi gelecek gözüküyor. Bu ara astrolojik eğitime, spiritüel danışmanlık merakınız varsa mutlaka kurslara giderek kendi alanınızdaki, kendi altyapınızda kozmik enerji olabilir, düzeltebilirsiniz. Bu da size şifalanmanız için iyi olacak. Çalışan çiftlerimiz için özellikle eşinizin iş patronu, yöneticisiyle alakalı krizler eve yansıyor. Bu yüzden huzursuzluklar var. Anam sen kocan eve geldiği zaman git anana, git çocuklarla dışarıda, kocanı dinleme yoksa kafayı yiyeceksin. O yüzden tahammül gücün kalmamış gözüküyor. Bence de öyle. Sevgili ev hanımları, her şeyden şikayet değil de ailevi sorunlarınız ve bitmeyen erkek kardeş ya da kız kardeş sorunlarınız ilişkimize yansıyor. Artık bu sorunlar, bu para konuları bitmesi gerekiyor. Bir de eşinizin kendi ailesiyle alakalı arsa ve toprak konuları gündeme gelecek. Bu da sizin için hayırlı. Sağlık olarak özellikle mide operasyonu, kilo problemleriniz için uygun değil diyorum. Estetik yaptırabilirsiniz ama ameliyatlara hayır diyorum. Bu ara kalp ritim fazla ve kalp ritminiz çok fazla hızlı çarpabilir. Bir kalp kontrolü istiyorum. Damarlarla alakalı kontrol evremiz şimdiden dikkat edilmesi gerekiyor. Sevgili gençler, eğitim konusunda sorunsuzsunuz ama aşk acısı sizi çok fazla yıpratıyor. Aşkı geride bırak, ormanda, doğada yürü, denize gir, enerjini değiştir canlarım. Sevgili akrepler, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı bizde kalmayı unutmuyorsun. Sevgili akrepler, 5 Haziran'da Satürn geri hareketine başlıyor. Başladı bile, bilginiz olsun canlarım. Bu şöyle söyleyeyim.
aileyle alakalı alım, satım, yerleşim ve çözemediğimiz bütün zorlukları çözmek için ve bu alanı doğru noktada görmek için muhteşem bir döngü. Bu döngüyü doğru başardığımızda mal, miras, oturum, alma, yani oturum hakkı, vatandaşlık hakkı konularımızın daha aktif ve yoğun olacağını gösterir. O yüzden bunların altyapısıyla ilgili başlangıçlarımız var. Hayırlı olsun diyorum. 12 Haziran'da Venüs-Uranüs kavuşumu gerçekleşecek. Bu da daha çok sizin iş çevremizdeki alandaki ekip, ortak çalıştığımız alandaki insanlarla aramızdaki sorunlar, sorunlarla yüzleşme, aramızdaki gerginlik, usulüp konuşmalarındaki tersliklerin daha zorlanacağı evreyi gösterir. O yüzden usulüp tartışmalarından dikkat edin. Aile veya da ortaklı iş yapacaksanız bu konularda beklenmedik zorluklar ama sonu zafer olacak zorluklar olduğunu bildiğiniz için mümkün olduğu kadar bunların altyapısını doğru çözerek geçmemiz lazım diye not verdim. Notun devamı. Kurumsalda çalışıyorsanız ekip arkadaşlarımızla tartışma, yöneticilerde aksilik ve gerginlikler ve huzursuzluklar, yer değişimi beklentilerinizle ilgili yaşadığınız krizlere açık olmanız gerekiyor. Çünkü burada büyük bir kaos var ve bu kaos yönetim ve sistemin yarattığı bir kaos olduğu için siz de ben hakkımı almak istiyorum ve işi bırakıyorum sözleri konuşabilirsiniz. İşiniz hak ettiğiniz, yani Haziran, Temmuz evresi siz bu konunun savaşını verin. Şu an sakin ve sessiz de kalın diyorum. Devlet alanında çalışanlarda ani yer değişimleri, işinizle ilgili konumunuz yüksekse aşağı düşmeler söz konusu olabilir. Buradaki bazı değişim ve yerler ciddi anlamda kaos yaratacak. O yüzden mümkün olduğu kadar yerinizdeki, haklarınızdaki yasal süreçleri başlatmanız gerektiğini, bu durumda yasal süreçlerin hareketine geçmeniz gerektiğini uyarıyorum. Yoksa gerçekten yeriniz elinizden alıp gidilecek. Devlete girmek, devlet kapısıyla alakalı beklentileri olan sevgili akrepler için yakın bir bayan dostunuz, aile dostunuz, yakın geçmiş iş dostunuzun desteğiyle bu kapımız hayır ve aydınlığa kavuşacak. Bu ara hukuk eğitimi almak isteyen ya da siyasi bilimler eğitimi almak isteyen akrepler, gerçekten bu konudaki başarınız ve bu noktadaki olumlu süreciniz doğru evrede, bu noktayı yapmanız hayırlı ve aydınlık ve kendinize ünvan ve başarı sağlamak istiyorsunuz. Bunun altyapısını oturtmanız gerekiyor. Bu ara ev alım satım konularınız yoğun ama nerede, hani biz bu evi nereye taşıyalım, düzenimiz daha rahat olsun, daha böyle yeşilliği bol olsun diyorsunuz da yaşadığınız alanın, iş alanımız merkezde çok uzak değil ama yeşilliği güzel bir alana geçişine site gibi bir noktanız var gözüküyor. Yalnız geç kalırsanız fiyat yükselecek, bir an önce bu konuyu çözmeniz lazım. Son 4 aydır bu konu kararsızlığı evde ciddi anlamda krizler yaratıyor. Hadi bunu çözün diyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız özellikle şunu söylemek istiyorum. Yeni sözleşmeler, yeni anlaşmalar, yeni projeleri doğru ve kontrollü yaptığınızda işinizde büyüme var. Hatta buraya ortak teklifler ve ortak projeler de dahil olacak ama sizde böyle bir lakayt bir hafta olacağı için aman hepsini hallederim. Mümkün olduğu kadar büyük projeleri imza atacaksınız. Biraz rahat ve geniş ruhunuzu geride bırakıp işinize konsantre olmanızı öneriyorum sevgili akrepler. Bu ara mesela aktif noktamız sigorta, vergi alanında çalışanlar için de güzel kazançlar, güzel noktalarımız var. Emlak piyasası, alım satım piyasasında çalışıyorsanız ekstra kazançlarınız size mutluluk verecek ve borçlarınızla alakalı noktada da güzel evreler söz konusu gözüküyor. Güzel yani, sizin için sevindim. Aşk konusunda da ya sevgili akrep burcu, ya kene gibi yapışıyorsun. Bitirdiğin ilişkiyi bile kafanda hala bitmemiş gibi yaşıyorsun. Artık bu olayı bitir. Çünkü sen o acıyla yoğrulmak, sana yeni insanın fırsatını yarattırmıyorsunuz. Ve o acıyla yaşamayı artık hayat yaşamı kavramı yaptınız. Geçmiş bitti. Yeniliğe, yeni aşklara, yeniliklere, fırsatlara yol alman lazım. Rica ediyorum, hayal kırıklıklarını geride tut ve gerçekleri görmen gerekiyor. Artık bu gerçekler senin yansıman. Evli çiftlerimiz için de bu ara çocuklarımız ve kendimizle alakalı yeni seyahatler, yeni oluşturmak istediğimiz noktalar, aile büyüklerimizle alakalı bağları güçlendirmek, onlarla aramızdaki kırgınlıkları düzeltmek için doğru bir süreç. Ama evli, özellikle ev hanım kadınlar, görümceniz, eltiniz,
aile binasında oturuyorsanız tartışmaları açık bir dönem. Mümkün olduğu kadar kapınızı kapatın, kimseyle muhatap olmayın, yoksa risk altındasınız. Yani size siz suçlanacaksınız. Bir de aile müsait arsa konusunda bir müteahhit teklifi var, bunu değerlendirin diyorum. Bu ara çalışan çiftlerimizle ilgili riskler yok ama siz kendi kendinize risk altında hissediyorsunuz. Para birikimlerimize daha ve bu ara altın merakınız olabilir. Altın merakınız devam etsin. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktamız vücut alerji, egzama, kaşıntı, hani derizde strese dayanı dışarı attı, hani cildimiz dışarı attı, sivilcelenme ne deriz? Buna böyle kabarır kabarır ya, egzamanın dışında vücudumuzda bayağı sağlık problemleri, strese dayalı vücudunuzu denize sokun, enerjiniz değişsin efendim. Sevgili yaylar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Beğenin lütfen, beğenin, emek ya, vallahi vallahi bir saat yapıyorum, kimsenin 6000 izlenme var, çok ayıp ya. Neyse, sinirlenmeyeceğim. Satürn geri hareketini başladı 5 Haziran'da. Şunu demek istiyorum, mesleki anlamda gözden geçirmek istediğiniz her konu çok rahat bir noktada ilerleyecek. Ama özellikle dikkat etmeniz gereken kuzenler, kardeş, yakın çevre, yakın dostlarınızla alakalı zorlukları yaşayacaksınız. Onların sizin arkanızdan hançerleyeceği, bazı sözleri yıpratacağı ve sizinle ilgili konuşmalar canınızı sıkabilir. Mümkün olduğu kadar onlarla muhatap olmayın. Siz kim olduğunuzu biliyorsunuz. O yüzden de mümkün olduğu çevrenizdeki iletişimi kesin. Yakın kuzen, akraba, yakın çevre, yakın dostlardan uzak duralım. 12 Haziran'da Venüs-Uranüs kavuşumu, özellikle gelir kapınızın çok fazla yatırıma açık olacağı bir döneme başlangıç yapacaksınız. Siz hayal ettiğiniz arsanızın üzerine ev yaptırmak istiyorsanız, deniz kenarında bir mal yatırımı ailenizi almak istiyorsa, bu fırsatlar ciddi anlamda size yeni kapılar ve yeni oluşumlara destekleyecek. Kurumsal alanda çalışan sevgili yaylar için de beklediğiniz yurt dışı yolculuğunuz, işinizle alakalı evrak eksikliklerinizin tamamıyla tamamlandığı ve size fırsatlar verecek kapılarda ekstra oluşumlar yaşayacaksınız. Eğer işsizseniz ve hala iş kapınızla ilgili umutsuzsanız, size güzel bir oluşum ve bir yerde istemediğiniz, hatta ben burada olmam, ben burayı istiyorum ama beni kimse almaz dediğiniz kapıdan size olumlu bir cevap ve orada bir çalışma temponuz olacak. Devlette çalışan sevgili yaylar için de bu ara üst düzey yöneticileriniz, sistem sakin ve güzel geçecek ama denetimler, denetim kaynaklı bazı krizler ve buradaki bazı evrak, dosya ve bazı, özellikle belediyede çalışıyorsanız, büyük bir operasyona giriş yapılabilir. Taşeron bir firmadan devlete geçmek istiyorsanız, size bir destek olarak yerinizde memuriyet hakkını kazanma şansınızın da olduğunu gösteriyor. O yüzden güzel bir evre. Kendi işinizi yapıyorsanız, biraz havalandınız mı? Biraz kendinizden emin adımlar yaparken hatalar mı yapıyorsunuz? Rahat bir tavrınız mı var? Onu algılayamadım çünkü harcamalar çok fazla yapıyorsunuz. Bunları bir sisteme oturtalım. Çünkü işinizin, emeğinizi, paranızı gereksiz şeylere harcamayı bırakmanız lazım. Yer alanınızı büyütmek istiyorsunuz. Yeni imkanlar, fırsatlar yaratmak istiyorsunuz. Ama siz ne yapmak istediğinizi bilerek yapmamak nasıl bir duygu? Artık bunu çözün, rica ediyorum. Çünkü buradaki Uranüs-Venüs kavuşumu sizin kuzen ve akrabaları ama Satürn'ün sağlam bir noktaya oluşturmanız gereken yenilikleri uyardığı için ve Jüpiter'in koçta olduğunu sakın unutmayın. Ve bu sizin hayatınızda hızlı gelişecek birçok noktada hem görüp hem görmem arasındaki zorlukları keşfetmeniz lazım. İlişkiler konusunda sürpriz alanda değişecek yenilikler var. Ve sevgilinizle olan sorunları düzeltmek, birbirimize olan bakış açımızı daha net görmek ve ilişkiye evet deme dönemi başlayacak. Bu da size mutluluk yaratacak. Hiç ilişkisi olmayan sevgili yaylar için bu ara ilişki sorumluluğu değil, daha rahat hareket etmek, özgürce takılmak, seyahat etmek, sırt çantanızla gitmek, yer araştırma ruhunuz var. Evet ama sizin gerçekten aşkla beslendiğinizi biliyorum. Size aşk güzel bir şekilde bakış açısı yaratacak. Ama şu an vakti var. Sabırlı olun. Geçmiş
kalp travmalarınızı iyileştirmeniz size şifa gibi geleceğini gösteriyor. Çalışanla evli çiftlerimiz bu ara yatırım konularıyla alakalı birbirimize gereksiz atışmalar söz konusu olacak. Hanımınız burayı istiyorum, beyefendi istemiyorum, araba değişsin, yok ev değişsin diye konuşmalar var. Acilen evinizin yenilenmeye ihtiyacı var ve burada rutubet ve alt zeminde olduğunuz için mutsuz kokulardasınız. Evinizin ışık alması gerekiyor. Ailenize ait toprak ve miras konularımız daha yoğun bir harekette ama tartışmalar, yani sözlü usluptaki konuşmalar çok yorucu olabilir. Mümkün olduğu kadar aile büyüklerimizi bu saldırı evrelerinden uzak tutmamız lazım. Bu ara özellikle sevgili yaylar, anne babaya kırgın, kardeşlere kırgın havanız biraz inatçı yönünüz. Çünkü sizin hakkınız bir noktada yenildiği için tavrınızı devam ettirin. Hakkınız verildikten sonra bu evrenin aydınlığına geçmenizi istiyorum. Bu ara evlilik planı yapan sevgili yaylar, güzel ve mutlu olun. Söz, nişan ve ailelerin olumlu bakış açısı size mutluluk yaratacak gözüküyor. Bu da sizin için iyi. En önemli şey, ailemizde askere giden ya da vatanını görevini yapan çocuğumuz sağ salim gidip gelecek, endişe etmenize gerek yok diyorum. Bu ara ev hanımları, ay çocukları çok mu özgür bıraktınız? Onların bu rahat tavırlarından rahatsızsınız. Mümkün olduğu kadar onları bir disipline edelim. Ve evinizde lise ya da üniversiteye geçecek çocuklarımız için başarı ve aydınlanma var. Özellikle sağlık konularımıza dikkat edeceğiz. Bağışıklık sistemimiz ve vücut ağrılarımız çok böyle tedirgin ve titreme, yaz gribi yaşayabilirsiniz. Bu bizde sıkın. Sevgili gençler, fazla güvenip her şeyi biliyorum havasından bırakıp yabancı dil, İngilizcenizi güçlendirmeniz lazım. Hala ben biliyorum, yazmayı beceremiyorsunuz. Bunu çözün lütfen. Hoşça kalın, mutlu kalın. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Evet, Satürn geri hareketini başlattı 5 Haziran'da. İşinizle alakalı aksi ve ekip arkadaşlarımızla yaşanacak tartışmalara dikkatli olmamız lazım. Fazlasıyla her şeyi tekrar tekrar, yani dosyalarınız, kağıtlarınız, evraklarınız, toplantılarınız, yöneticileriniz, patronlarınızla alakalı imzalanması gereken her şeyi tekrar tekrar kontrol edin. Yoksa size patlayacak bazı şeyler, mümkün olduğu kadar dikkat etmeniz gerekiyor. Finansal ve kurumsal büyük bir finansal şirketinde çalışıyorsanız yerinizde çok güzel bir değişim söz konusu olacak ve bu atılım sizin üst düzey yöneticiler tarafından onaylanmış olacak. Devlet alanına geçmek isteyen bazı oğlak burçları için olumlu bir süreç, bir aracıyla birlikte kapınız hayırlı ve aydınlık olsun diyorum. Yalnızken kurumsaldan farklı bir kurumsala ve yurt dışı bağlantılı kurumsala geçmek istiyorsanız bu olumlu ve referanslar olumlu ve güzel olacağı için sizin gideceğiniz şirket size yurt dışı, İtalya, İspanya, İngiltere, bu kapınızla alakalı iyi harfli noktada çok güzel anlaşmalarımız var. Özellikle Rusya alanında olan sevgili oğlaklar için şirketinizle alakalı krizlere ve şirket arasındaki yaşanacak kaoslara da açık olmanız gerekiyor. Bu ara eğitim konularınız daha ön sahada olacak. Kendinizle alakalı geliştirmek istediğiniz, işinizle alakalı ekstra eğitimler almak isteyebilir. Bunlar da sizin iş kalitenizin daha çok arttıracağını gösteriyor. Mümkün olduğu kadar eksik noktalarımızı tamamlamamız lazım. Sevgili oğlaklar, 2020 yılında yaptığımız hatalar tekrar gözünüze böyle çarpacak, böyle vay ben bunu bu senede, hani deriz ya ulan dejavu mu yaşıyorum? Evet, dejavu yaşayacaksınız. Bunları da mümkün olduğu kadar başarmanız gerekiyor diyorum. Evet, Venüs Uranüs kavuşumu sürpriz yatırımlar, riskli yatırımları da temsil eder. Mümkün olduğu kadar yatırımlarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor ama aşk rüzgarı havada. Yani elinizi tutsanız aşkla bakacak, kalbinizi ışıtacak muhteşem bir aşk enerjiniz var. Hadi bu aşkı doğru kucaklayın, doğru sevin, çünkü uzun süredir yaşadığınız aşk tripleri artık iyileşmeye doğru gidiyor. Daha kendi özgüveninizi yaratacağınız ilişkiler size mutluluk ve keyif verecek diyorum. Ortaklı iş yapan, sevgilimle ortaklı iş ya da eşimle ortaklı iş yapacağım diyorsanız doğru bir karar. Özellikle bu ara dijital alanlarda yapacağınız projeler, kendinize ofis tarzı iş yapmak. Mesela avukatsanız, eşiniz de avukatsa büyük bir ofis ve kurumsallaşmak isteyebilir. Ve bunda çok büyük başarılar elde edeceksiniz. Yap. Çünkü sen bir marka için varsın. Yani zaten oğlaklara inanılmaz hayranım ben. Alman motoru diyorum onlara. Boşuna deniyorum. Disiplin, kural, askeri mantık. Maşallah Hitler gibisiniz. Ezip geçiyorsunuz. Ezip geçmek sizin en güzel kuralınız gözüküyor.
Evet, aşkı da böyle ezerek geçtiğiniz için kurallarınız var. Aman dokunma, aman yapma, aman benim saatim değil. Evet, ilişkide biraz enerjimizi daha yüksek tutmamız lazım. Sevilmek, değer görmek, değer enerjinizin fazla yüksek olacağı bir nokta. Çünkü kendinizi bulacaksınız aşk konusunda. Geçmiş ilişkiniz sizden özür dileyecek, af dileyecek, boş verin geçmiş ilişkinizi. Evli çiftlerimizin, özellikle çalışan evli çiftlerimizin bu ara araç değişimiyle alakalı net bir karar verme noktası var. Karı koca kendisine yeni araç alıyor. Hayırlı olsun. İşinizle alakalı da birikmiş bazı paralarınızı şirketten almak istiyorsunuz ama şirketin bazı krizleri var. Evet, verilecek ama daha vakti var. Sabırlı olmanızı öneriyorum. Evet, evlenmek kararı veren çiftlerde aileler reto verdi. Biraz daha sabırlı. Onlara minnoş minnoş idare edin ama kardeşiniz, kuzeninizin evlilik evresinde sıkıntılar olabilir. Bir hasta, bir rahatsızlık büyüğümüz var. Bununla ilgili sağlık problemleri gündeme gelecek. Yoğun bir hastane tempomuz var gözüküyor. Sevgili gençler, aşk var. Ama eğitiminiz çok önemli. Dil eğitimi eksikliklerimiz var. Bunları tamamlamamız lazım. Matematik eksikliğimiz var. Fizik eksikliğimiz var. Evet, ben başarırım diyorsunuz. Vurdum duymaz havanız var. Mümkün olduğu kadar bunların altyapını için. Sizde mühendislik kafası var. Mümkün olduğu kadar bu altyapıyı oturtalım diyorum. İyi gece. Sağlığımızla alakalı bu konular. Strese dayanıklı ataklarımız başlayabilir. Hafif panik atak gibi değil de böyle nefes alamıyorum, nefes... Evet, bu panik atak aslında. Bir psikolog ya da psikiyatrist size iyi gelecek diyorum. Ev eşyası, ev yenileme kararı içerisindesiniz ama yazlık anahtarınız, toprak anahtarınız hayırlı olsun. Bu size bereketli ve uğurlu gelecek. Ev hanımları, bu ara dikkatli olun. Düşmeler, kırılmalar, eşinize karşı tavırlar, biraz sert ve eşinizin sülalesine laf söylüyorsunuz. Sonra ben bir şey demedim diyorsunuz. Bunları yumuşatmanız lazım. Bu evliliğimizi ters. Boşanma kararı olan çiftlerde ciddi radikal bir karar. Anlaşmalı yolda yolumuzu devam ettireceğiz. Ve bu yol size daha mantıklı süreçleri getirecek. Aşk var aşk. Aşkı iyi değerlendirin. Sevgili kovalar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. 5 Haziran'da Satürn geri hareketini başladı. Özellikle iş konularınızla alakalı sorunlu olan her noktayı daha rahat çözeceğiz. İşimizdeki aksilikleri daha rahat toparlayacağız. Kurumsal bir firmadaysanız ve sistemsiz bir nokta, artık kalıcı noktanızı belirleyeceksiniz ve derin nefes alacaksınız. Devlette çalışıyorsanız alandaki gerginlikler bitip daha sakin bir enerjiye geçip yer noktanızın rahatlığı, gitmek istediğiniz yolculuk ya da işinizle alakalı başka bir şehir düşünceniz varsa bu kapıların fırsatları size ekstra açılacak. Hem sorumluluğunuz hem de sorumluluklarınız artacak ama daha bilinçli, daha keyifli, daha zorlukları aşarak adımlarınızı doğru dengeleyeceksiniz. Bu ara fazla açıldığınız için borçlarınız, ödemelerinizle alakalı planları tekrar gündeme getireceğiz. 12 Haziran'da Venüs Uranüs kavuşumu gerçekleşecek. Bu da ev harcamalarımızla alakalı, ev yenilenmesiyle ilgili yaratacağımız sürprizleri gösterir. Ama her şeyden önemlisi bu ara keşkeler. Hiç sevmem keşke. Keşke şunu alsaydım. Keşke bunu yaptım. Keşkeleriniz çok olacak. Siz keşkeleri geride bırakın. Çünkü keşkeler diye bir şey yok. Siz gelecekteki planlarınızın adımlarını, para biriktirmeyi, finansal açılarınızı daha doğru görürseniz keşkeleriniz geride kalacak. İş bekleyen ve uzun süredir iş kapılarınızla alakalı yaşadığınız krizleri ve işsizseniz çok güzel bir iletişim kapınız ve iş konunuzun aydınlanması ve imzalarınız atılacak. Burası sizin için hayırlı olacak. Yurt dışı yolculuklarımız, işinizle alakalı gitmeniz gereken seyahatlerde aşk enerjileriniz var. Hadi hayırlı olsun. Çünkü gökyüzü sizi hem yolculuklarla destekliyor hem de aşkla destekliyor. Siz kendi enerjinizdeki doğru insana da adım atacaksınız. Bu ara mesela hukuki alanda çalışıyorsanız, basın yayıncılıkta ya da yazılım şirketinde çalışıyorsanız yer değişimi, yöneticilerinizin değişimi, sizin değişiminiz, mekan değişimi ya bulunduğunuz şirket komple başka bir yere değişim yaşayacak ama siz olduğunuz noktadan daha iyi bir noktaya geçişinizin de tadını çıkartacaksınız diyorum.
Kendi işini yapanlar ekstra kazançlar var. Ortaklık teklif var, değerlendirmenizi öneriyorum ve bu ortaklı teklif şehir dışı, yurt dışı bağınızı da güçlendirecek. Hiç düşünmeyin, kabul edin. Eğer kendinize iş kurmak istiyorsanız da tam zaman. Yapın, başarı üzerine başarı kazanacaksınız diyorum. Ortaklı işleriniz varsa, özellikle dışarıda inşaat, toprak, alım, satım, ihracat işleriniz varsa çok güzel ilerleyecek ve altyapısını daha sistematik. Eksik noktalarımızı düzelteceğiz, evraklarımızla alakalı yaşanan krizleri önleyeceğiz ve çok güzel doğru yol alışımı var. Ama uzun süredir iş mahkemeniz ve parasal anlamdaki yaşadığınız krizleri çözemiyorsanız mahkemenizle alakalı ertelenmeler söz konusu. Anneniz ya da ablanızdan gelecek destek sizi rahatlatacak gözüküyor. Ama şunu demek istiyorum sevgili kovalar. Siz sorumluluklarınızı bilip sonra yaparım kavramını hep ertelediğiniz için artık sorumlulukları gün içerisinde bitireceksiniz. Bunlar artık sizin doğru çözümünüz olması lazım. Evet, aşık olmak istiyorsunuz ama geçmiş aşk acınızdan dolayı kimseye güveniniz yok. Alternatif kısmetleriniz var. Güven problemini siz çözmeden ilişkiye başlamak size mutsuzluk verebilir. Bu ara ilişkisi olanlarda da böyle devamlı ayrıl barış artık ilişki laçkalaçtı. Ya bitirin ya da komple ilişkiye evet deyin. Yoksa kırıcı sözler, sert tartışmalar, yani bu tartışmalar sonucunda şiddet eylemleri söz konusu olabilir. Mümkün olduğu kadar uzak durmamız lazım diyorum. Bu ara yakın iş çevrenizde etkilendiğiniz ya da aşık olduğunuz biri varsa, platonik takılıyorsanız onun sevgilisi var. Artık bunu kabul edip kendinize yeni bir ilişki yaratmanız lazım. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin işi değil, sizin işinizde de sorun yok ama sizin kendi içsel dünyanız ve eşinizin içsel dünyası huzursuz olduğu için uyku problemleri yaşıyor olabilirsiniz. Yatağınızı, yastığınızı bir an önce değiştirmeniz lazım. Karabasan geliyor ve birlikte uyumuyorsunuz, sanki ayrı odalardasınız. Artık yatak düzenimizi de birleştirmemiz lazım. Her geçen gün soğukluk evresine gidiyor. Boşanma kararı içerisinde olan kovalar geri adım atacak çocuklar için. Bu doğru bir karar mı? İyi bir psikiyatristle ve ilişki koçuyla ya da çocuklarınızın evresinde ilişki terapistiyle çocuklarımızın da yön haritasını doğru belirlememiz lazım. Çok yıprandılar, odaklanma sorunu var ve eğitimlerine yansıyor. Mümkün olduğu kadar bunları düzeltmemiz lazım. Özellikle unutmayın, 19 Haziran'da Venüs ve Satürn zorlu bir açı gerçekleşecek. Bu açı sizin ev hayatınızı daha çok etkileyeceği için rica ediyorum, bunu bir an önce çözmeniz lazım diyorum. Evet, ev hanımları, kemerleri sıka sıka halim kalmadı Emineciğim diyorsun da maşallah günden güne koşuyorsun. Altın günlerini bırak, para günlerini bırak. Bırakma, çünkü sen böyle tutumlusun. Git günlerine. Boş ver, önemseme diyorum. Sağlık olarak özellikle gözlerimiz kontrol edilme, görme sıkıntımız olabilir, katarak problemimiz olabilir, gözümüzü çizdirebiliriz, böyle sıkıntılarımız var. Bir de iç kulakta böyle çın sesleri söz konusu, ihmal etmeyin, kulak hassasiyetiniz oluşabilir diyorum. Hoşça kalın efendim. Sevgili balıklar, abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. 5 Haziran'da Satürn gerilemesi hareketimize geçtiği için gözle görünecek bazı aksilikler yaşayacaksınız. Mesela işiniz tam oluyor ya, bilgisayarınız bozulabilir. Tam iş anlaşması yapacaksınız, iş karşı taraf reddedebilir. Yöneticimizle aramız iyiyken tartışmalar söz konusu olabilir. Ekip arkadaşlarımızla çok olumlu giderken kendimize düşman edinebiliriz. O yüzden mümkün olduğu kadar sakin sakin minnoş minnoş günü kurtarmanızı öneriyorum. Yoksa gün size maşallah, hafta size maşallah deprem gibi olacak. Buna da hazırlık var. Yani zorluklar çok fazla olacak ama kendinizin gerçekten bulmaya ihtiyacınız var. Yalnız kalıp ben bu hayatta neden varım? Neden bu hayatın içerisinde hep aynı fanusta dönüyorum diyorsanız, bunu bir yalnız kalarak, kendi enerjinizi doğru görerek adımlar atmanız gerektiğini uyarırım. 12 Haziran'da Venüs-Uranüs kavuşumu, daha çok şöyle söyleyeceğim, iş çevremiz ve yakın akraba dostlarımızla alakalı bağların yaşanacak krizleri, iletişim problemleri, iletişimle alakalı aksilikleri önleme döneminiz olacak. Bunu da not olarak uyarıyorum. Unutmayın ki efendim, iş kurumsalda çalışıyorsunuz, riskler var.
ve devlette çalışıyorsanız özellikle yeni gelecek müdür, yöneticiler ve bunlarla ilgili yaşayacağımız krizlere de açık olmamız lazım ama kendi işini yapanlar da finansal anlamda çok büyük bir rahatlık söz konusu olacak. Beklenmedik paralar, sürpriz gelecek noktalar size gayet mutlu ve keyifli kılacak. İşinizle alakalı yeni şube, yeni oluşum yaratmak istiyorsanız da büyük kapılarımız var. Hiç düşünmeyin, gözünüzü dört açın. Ortaklı işlerde de büyüme noktamız var ama özellikle kurumsalda ortaklı iş yapanlarda da ekstra bağlantılarımız güçlenecek. İletişim, yazılar, mailler, mesajlar, vizeler, raporlar, bunlar dikkatli olması gerekiyor. Yoksa aksilik haftanız size zorluk yaratabilir. Bu ara ailemize ait en önemli şey kardeşlerimizle alakalı bağı tekrar gözden geçirip kuzenlerle arası yaşadığımız krizleri çok iyi şekilde önleme haftamız olacak. Onlarla tatil planımız, onların yazdığını kullanabiliriz. Onlar sizin yazdığınızı kullanabilir. Bağ güçlenmemiz var gözüküyor. Serbest meslek yapanlar, yani dışarıda devamlı hareket halinde alım satım işi yapanlarda da çok güzel kazançlar ve parayı doğru yatırım yaptığınızda doğru evredesiniz. Bu ara dijital paraya merak saran sevgili balıklar, aman Haziran sonuna kadar dijital paradaki evrenizi doğru görün, yoksa zarar edersiniz, ihmal etmeyin. Ev alım satım işi yapanlarda da bu ara renkli kazançlar, keyifli oluşumlar yaşanacak. Çalışan evli çiftlerde özellikle işinizle alakalı hukuki bir süreç, bazı karmaşıklıklar, yönetimde ağır baskılar içerisinde kalabilir. Aynı şekilde eşimizi ve kendimizi ağır baskı içerisinde tutabiliriz. Mümkün olduğu kadar oradaki sorunları orada bırakalım, evde gülümsemeyi unutmayalım diyorum. Sevgili gençler, aşk içerisinde yaşadığınız kaostan ve devamlı renkli ilişkilerden yaşadığınız sorunlar yine gün yüzüne çıkacak. Geçmiş ilişkilerimiz tekrar hayatımıza geri gelecek. Siz kararsız kalabilirsiniz. Geçmişi gel bırakalım. Yeni aşk size dokunulması için fırsat verelim. Kendimizi bu konuda şifalandır. Herkese güveniyorsun, başına bela alıyorsun. Yani durumu zengin adam bile senden kullanıyor ya da durumu zengin kadın bile senden yararlanıyor. O yüzden mümkün olduğu kadar her şeyi öğren artık, öğren. Öğretmen olmayı bırak ve aşkı kendi evrende benimse. Kendi kuralını, kendi düzenini kurman gerekiyor. Kurmadığın takdirde canın yanıyor. Bunu bilmenizi öneriyorum. Bu ara boşanma kararı olan sevgili balıklar, boşanacaksınız. Haklarınızı alarak, çatır çatır haklarınızı alarak boşanacaksınız. Bir risk görmüyorum. Ama eşinizin size sevgisi, size olan aşkını tekrar bir gözden geçirin. Yine haklarınızı alın, aynı evde devam edeceksiniz. Tekrar evlilik yapacaksınız. Anlamadım ben bu işten. Mümkün olduğu kadar bu evreyi düzeltelim diyorum. Bir de şunu demek istiyorum sevgili balık gençleri. Gençler, burada mısınız? Eğitiminizle alakalı o kadar lakaytsınız ki, o kadar düzensizsiniz ki, lütfen düzen. Yoksa eğitiminiz başarısızlığa doğru gidiyor. Kendine gel, aileni utandırma ve başar diyorum dedim. Nişanlanmak, evlilik teklif edebilir, evlilik teklif alabilirsiniz. Hadi hayırlı olsun, doğru aşka mutluluk saçacaksınız. Bu ara ev düzenler, yeni ev eşyası alanlar için evet borçlanma, krediler, zorluk çekeceksiniz ama huzurlu bir eve, huzurlu bir yuvaya geçiş yapacaksınız. Hayırlı olsun. Sevgili ev hanımları, anne ve babanızdan bazı miras konuları kardeş ve kuzenler arasında kıyametler kopacak. Dilinizin kemiği yok, geçmiş olsun onlara diyorum dedim bile. Bu ara ufak tefek yüzünüze dokunuşlar yapabilirsiniz. Batık tırnak problemi, vücudunuzda özellikle üreme organlarınızda sihir problemi olabilir. Mümkün olduğu kadar doktora gitmenizi öneriyorum. Mutlu ve sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.